Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde dinmez bir figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, misal ağlar, ezel mesrurun olmazsa, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Erir canlar o gül-i bu-i revan, bahsın nevasından. Güneş titrer, yanar didarın bak ihtirasından. Perişan bir nazar inler hayatın müntehasından. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlün murad eylerse taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki yandım, yandım ya Resulallah. Kaldır beni, aşkın ile yandır beni. Haber gönder, aldır beni. Derde derman ey sultanım. Yol yürürüm, yollar çamur, ha dolu yağ. Sana varma, bana olur, derde derman ey sultanım, 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 sultanım. Sana getirir sonucu, sen de bitir, yiteceksem sen de yitir. Derde derman ey sultanım. Yollarımı, yollarımı sana, sana getir, sana getir sonucu, her sonucu sen. Sen de bitir, yiteceksem, yiteceksem sen de yitir, sen de yitir. Derde, derde derman ey sultanım, sultanım, sultanım.
sultanım. Efendim merhaba. Size yine bu güzel ekranda Vav TV aracılığıyla şiirler getirdik. Gönlümüzden geçen ezgileri, notaları getirdik. Muhabbetimizi, dostluğumuzu getirdik. Kabul buyurmanız ümidiyle, niyetiyle. Hoş geldiniz. Bize ayrılan zaman dilimi içinde size çok beğeneceğinizi ümit ettiğimiz, ki bir örneğini açılışta dinlediniz, şiirler okumaya, 3-5 dünya kelamı da o şiirlerle ilgili bir şeyler söylemeye gayret edeceğiz. Yaman Dede'nin Naat-ı Şerifi'yle, Naat'iyle başladık. Yaman Dede, Diamantis olarak dünyaya gelen Kayseri'de, bir Rum ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ama işte böyle ergenliğe doğru geçiş yaptığı yaşlarda okulda bir vesileyle Hazreti Mevlana'nın sözleriyle karşılaşıp oradan bir yol bularak o vesileyle İslam'la şereflenmiş ve bizim yakın tarihimizin, yakın tasavvuf tarihimizin çok değerli simalarından biri olmuştur. Büyük hizmetleri, emekleri olmuştur. Eserleriyle, yetiştirdiği talebeleriyle Yaman Dede ile başladık. Diamantis olmuş Yaman Dede'ne de güzel bir isimdir. Onunla başladık. Bir naatle başladık. Yani Hazreti Peygamber'i övme maksadıyla yazılmış şiirlere malum haliniz Naat-ı Şerif adını veriyoruz. Ta Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar kesintisiz, gümrah bir ırmak gibi çağlayan bir şiir yatağından söz ediyoruz naat dediğimiz zaman. Neredeyse dünyanın bütün dillerinde örnekleri var naatlerin. Müminler yüzyıllardır Hazreti Peygamber'in sevgisinden, onun şefaatine nail olabilmek için naatler yazmışlar. Bizim güzel ülkemizde de yazılmış çok sayıda ve çok güzel naatler var. Özellikle Cumhuriyet döneminde bir örneğini işte az önce paylaştık. Verilmiş müthiş naat örnekleri var. Onları sıklıkla bu programda karşınıza, huzurlarınıza getireceğiz. İşte ne bileyim Nurullah Genç hocamızın Yağmurundan tutun, Arif Nihat Asya üstadımızın Seccaden Kumlardı diye başlayan gibi gibi çok güzel örnekleri var bu topraklarda Naat-ı Şeriflerin, değerli dostlar, sevgili izleyenler. Biz bu akşama Yaman Dede'nin Naat-ı Şerifi'yle başladık. Şimdi çok özel bir şiirle devam edeceğiz. Daha doğrusu çok kıymetli bir isimle devam edeceğiz. Benim yaklaşık nereden baksanız 25-30 yıllık dostumdu, kardeşimdi. Çok genç yaşta, geride bıraktığımız Haziran ayında aramızdan ayrıldı. Centilmendi, kibardı, naifti, mütevaziydi, donanımlıydı. Özellikle çocuklar için çok güzel şeyler yaptı, yazdı, gayret etti, çabaladı, çalıştı. Kahramanmaraşlı, Andırınlı, sevgili Mevlana İdris Zengin. Öncelikle tabii rahmetle anarak adını anmış olalım Mevlana'nın. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Zaten vefatının ardından neredeyse çok farklı, hayata farklı pencerelerden bakan insanlar onun cenazesinde Eyüp Sultan'da bir araya gelmişlerdi. Müthiş bir fotoğrafta hakikaten, mekanı cennet olsun. Uzun yıllar önce, 2000 yılı filandı galiba, yani yaklaşık bir 20 küsür yıl önce ondan ben bir şiir istemiştim telefon açarak. Demiştim ki ya sevgili Mevlana, ben bir albüm hazırlıyorum. İçinde böyle dua mahiyetinde bir şiir olsun istiyorum, bana yazar mısın dedim. Bilmiyorum bayım dedi, bir düşüneyim. Ve aradan bir süre geçtikten sonra da şimdi sizlerle paylaşacağım Ellerimizin Büyük Boşluğu ismindeki şiiri sağ olsun bana armağan etti, o albüme hediye etti. Benim için çok büyük bir kıymettir, çok büyük bir hediyedir. Onu sizlerle paylaşacağız. Mevlana İdris'i de bu vesileyle rahmetle anarken modern dünya insanının bunalımları, sıkıntıları, gitgelleri ve bütün o bunaltan tablonun içinde belki de en önemli gücü, silahı olan duaya sarılmasının altını kalınca çizen olağanüstü bir şiirdir Ellerimizin Büyük Boşluğu. Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık.
alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında, bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece. Ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyah. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz. Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i, Efendimiz'i. Kuyular, kuyular, kuyular kazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka bir şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça, bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor, birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala apaçık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz. Açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle ne işledik. Burası dünya. Şu biziz, bunlar da ellerimiz. Öyle açık, öyle acemi, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz? Senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet arıyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz, bunlar da ellerimizin büyük boşluğu. Beş duygum harap, altı yönüm harap, on parmağımda on acı yarab.
denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak, yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz, görüneceksin durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık ellerimizi, sevgilinle birlikte bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçansak al bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysan dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah. Ayetin değil miyiz senin ya Allah? Mevlana İdris Zengin Efendim, mekanı cennet olsun. Benim için büyük bir tabii, yani hem çok kıymetli bir hatıradır bu şiir. Yazılmasına kıyısından köşesinden de olsa katkım olmasından ötürü, en azından hani onu teşvik etmiş olmamdan ötürü, ondan rica etmiş olmamdan ötürü, hem de çok tabii her bir okuyuşta da böyle buramıza gelip dokunan müthiş bir şiirdir. Kahramanmaraşlı Mevlana İdris Zengin. Şimdi bu Kahramanmaraş meselesi, değerli dostlar, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, şiirde çok önemlidir. Neden? Hani mesela deriz ki ya işte türkülerin başkenti. İşte Sivas için söyleyebiliriz bunu. Şanlıurfa için söyleyebiliriz. Gaziantep için, bir dolu güzel kentimiz için söyleriz. Ya da deriz ki işte nasıl diyelim ya, işte oradan çok çok güzel şarkıcılar çıkıyor, yorumcular çıkıyor. Mesela Adana, bir dolu sanatçı, değil mi sevgili Kubilay Hocam? Efendim bu arada Kubilay Doğan Hocamızla birlikteyiz yine, hem piyanosuyla hem o güzel sesiyle, yorumuyla bugün de bizimle birlikte. Zaten bu programda hep beraber birlikte olmaya devam edeceğiz. Adana'dan değil mi Kubilay Hocam? Çok var. Müslüm Gürses'ten tut, bir dolu çok yani. Yani pop söyleyen de, arabesk sanat müziği okuyan da. Şimdi bu şiir meselesinde de Kahramanmaraş'ın farklı bir yeri vardır. Hani şairler yatağı desek elhak doğrudur. O kadar çok kıymetli şair çıkmış ki. Yani yedi güzel adamdan başlayın, öncesi ve sonrasıyla. Yani saymakla bitecek gibi değildir. Kıymetlidir Kahramanmaraş insanı. Her bir kentimiz öyledir elhak, ama Kahramanmaraş böyle bir parça daha şiirde sanki ayrı durur. Tıpkı Haziran ayında kaybettiğimiz Mevlana İdris Zengin gibi. Bir başka değerli şairden bahsedeceğim size. Kahramanmaraşlı bir başka değerli şairden. Onu da birkaç yıl önce kaybettik. Benim için çok özel bir ağabeydi. Beyefendi, asil, kibar. Konuştuğunuz zaman yani kırılacak gibi biriydi. Yani hani dökülecek, kırılıp dökülecek gibiydi. O kadar beyefendiydi. Bahattin Karakoç, mekanı cennet olsun. Ben çok severdim, o da beni severdi sağ olsun. Yıllar önce 1999 yılında tabii bir şiir albümünde, şimdi sizlerle paylaşacağım şiirini okumuştum ben izin alarak. Sağ olsun lütfetmişlerdi. Sonra 2017 ya da 18'de bir kez daha aradım. Ağabey dedim, ben o şiiri yeniden okumak istiyorum. Ama izniniz gerekiyor. Dedi ki senin o şiire çok katkın oldu İbrahim kardeşim. Biraz sesi zor çıkıyordu gerçi nefes anlamında. O nedenle bana hiç sormana gerek yok. Elbette okuyabilirsin diyerek beni de çok tabii gururlandırmıştı o sözleriyle. Şöyle tarif edebiliriz Bahattin Karakoç şiirini. Ya da isterseniz önce okuyayım, sonra tarif edeyim. Öyle yapalım. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Thank you.
dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de, ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırırsa beni sana, geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını aştım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegenden de olsa dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Eski dikişler sökülür de kanama başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden. Gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte notalar karıştı, ezgiler muhalif. Hava kurşun gibi ağır, yağmursa arsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif. Ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana. Geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Uzaklara Türkü ismindeki eserinde yer alan, kitabında yer alan bir şiirdir bu. Merhum Bahattin abinin Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Şimdi konuşabiliriz Bahattin Karakoç şiirinin neye benzediğini. Daha doğrusu bendeki karşılığını, bendeki tanımını. Ben onun şiirini hep şöyle tarif ederim. Sıcak bir Ramazan günü düşünün ama çok sıcak, yani Temmuz, Ağustos ayında. Ve diyelim ki Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi sıcak bir kentte yaşıyorsunuz. Ve bedenen çalışmışsınız, akşama kadar ter içinde kalmışsınız, çok susamışsınız. İftarı bekliyorsunuz ki böyle bir bardak olsun, bir su içeyim böyle kana kana. Ve sizi alıp iftarda bizim memlekette Erzincan'da göz ederler. Yani yerden kaynayan soğuk sular vardır. Onlardan birine götürüyorlar, bir göze başına götürüyorlar. Diyorlar ki, iftarını burada et. Ve siz iftar olur olmaz, akşam ezanı okunur okunmaz, kana kana o buz gibi yer altından gelen kaynak suyuyla orucunuzu açıyorsunuz. İşte Bahattin abinin şiiri tam olarak böyle bir şiirdir. Tam olarak böyle bir şiirdir. Sıcak bir Ramazan gününde buz gibi bir göze başındaki suyla iftar açmak gibidir. Şırıl şırıl akar ve içinizin yangınını söndürür. Kelimeler adeta böyle raks ederek, dans ederek birbiri peşi sıra akar onun şiirinde. O yüzden çok değerlidir. Yani Türkçenin kıymetli dil ustalarından biridir Bahattin Karakoç abi. Ben özellikle genç kardeşlerime hep tavsiye ederim. Hani bir yerden başlamak gerekirse bu dili daha iyi konuşabilmek, güzel Türkçemizi daha iyi konuşabilmek için nereden başlamak lazım denirse, bence iyi şairlerin şiirlerini okuyarak başlanılabilir. Yani Türkçeyi güzel yazmış, güzel kullanmış,
Türkçenin hakkını vermiş diyelim. İşte Cahit Zarifoğlu gibi, Bahattin Karakoç gibi, ne bileyim ben, Yahya Kemal gibi örneğin. Oralardan başlanabilir. O yüzden bence bu yönüyle de, yani edebi niteliğinin dışında da çok değerlidir. O zaman bu kadar anlattık. Bir kısa bir Bahattin Karakoç şiiri daha paylaşalım sizlerle. Onun gözüyle aşka bakalım. Onun gözüyle bir aşk tarifi karşınıza getirelim. Şöyle anlatıyor aşkı, Aşk isimli şiirinde Bahattin Karakoç üstadımız. Andolsun bütün örtülere, andolsun bütün örtünenlere ki kar altında terleyerek uyanmaktır aşk. Yanmış iki cesedin kına gibi külleri arasından fışkın sürerce dirilip yeniden yanmaktır aşk. Cümle ağaç kapıları, cümle demir kapıları aşıp bir gönül kapısına dayanmaktır aşk. Sevgilinin ocağını, otağını, gökkuşağını boyayıp gece gündüz hüznün safran sarısıyla boyanmaktır aşk. Yaratmaktır ya da sevgilinin toprağından yaratılmak, her nefes alıp verişte yanmaktır aşk. İsmail'i bir gönülle teslim olmaktır bıçağa, birini kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk. Diline arılar konar, koynunda karıncalar gezer, sevgilinin ölçeğiyle her zaman sınanmaktır aşk. İsrafil'in surunu ruhunda duymaktır aşk, suyu suyla yuğmak gibi aşka inanmaktır aşk. Müthiş hakikaten Bahattin Karakoç. Birini kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk diyor. Yani ne kadar dolu bir aşk tarifi. Ben çok severim bu dizeyi. Birini kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk. Geçen bir dizi filmde, yani öylesine bakarken ekrana, inanılmaz bir tarifle de buna çok yakın bir tarif bir oyuncunun ağzından duydum ve çok etkilendim. Diyor ki dizide, sevgi diyor sımsıcaktır. Sevgi sımsıcaktır. Aşk yakar. Yani birini sevdiğiniz zaman sımsıcak duygular hissedersiniz ama diyor aşk yakar. Yani biraz maraz halidir aşk. Onu söylemeye çalışıyordu. Benzer bir yaklaşımda Bahattin Karakoç'ta var işte. Birini kandırmak değil, bilerek kanmaktır aşk. Bundan yıllar önce rahmetli Ömer Tuğrul İnançer ağabeyimiz, ben bir Ramazan iftar programı sunuyordum. Karaköy vapur iskelesinde, bir vapurun içinde, bir 20 yılı aşkındır, belki daha fazla konuk olmuştu. İftardan önce gerçekleşiyor sohbet, biraz da demek ki işte iftara doğru hafif zaten öyle bir nasıl diyelim, dik bir tarafı vardı merhumun. Ben de hani çok acar televizyon sunucusuyum ya, dedim ki Ömer Tuğrul hocam bize şu aşkı bir anlatır mısınız? Nedir Allah aşkına dedim bu aşk? Anlatayım sana dedi, bir dinle bakalım evladım dedi. Bir aşk tarifi yaptı. Çok kısa özetleyeyim. Şiir okuyacağız çünkü. Dedi ki aşk dedi aşaka kökünden gelir yanlış hatırlamıyorsam. Ya Farsça olsa gerek emin değilim ama kelime kökü. Bir yabani sarmaşığın da adıdır dedi aynı zamanda aşaka. O yabani sarmaşık dedi kendine ormanlardaki gümrah ağaçları yani böyle canlı dipdiri ağaçları seçer. Yavaş yavaş ağacın altından başlar onu sarmaya. Sonra bir süre sonra bu arsız ve çabuk büyüyen yabani sarmaşık yüzünden ağacın gövdesi görünmez hale gelir dedi. Bir bakarsınız ki ağaç yok olmuş, sadece o sarmaşık var. Sonra dedi güz gelir, kış gelir. O sarmaşığın da yaprakları dökülür ve bir bakarsınız ki o sarmaşığın içinde kurumuş bir ağaç var. Aşk budur dedi. Müthiş. Cemal Safi ağabeyimiz de Ankaralı, o da merhum.
rahmet olsun, şair gibi yaşayan bir adamdı. Yani biraz böyle kenarda yaşayan, biraz bildiği gibi davranan, göğsünden, yakasından flöre eksik olmayan, böyle güzel yakışıklı giyinen, yakışıklı da bir adamdı. Cemal Safi çok sayıda şarkı sözü de vardır şiirlerinden yapılmış. Onlardan biri Tek Hece isminde bir şiir, aşkı anlatıyor. Uzun bir şiirdir. Birkaç bölümünü sizlerle paylaşarak bugün aşk meselesine noktayı koyalım. Diyor ki Cemal Safi: "Var mı beni içinizde tanıyan, yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan, kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü, bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü, yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı, benimle değişti talihi bahtı. Yerle bir eyledim tac ile tahtı, akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim alimi, vahşi iken yahşi ettim zalimi, Yavuz iken zebun ettim Selim'i, her oyunu bozan gizli zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi, Lokman Hekim bulamadı çaremi, aslı için kül eyledim Kerem'i, İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatrım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim." Böyle devam eder gider Cemal abi. Müthiş şarkı sözleri vardır hakikaten. Ama tabii asıl o şarkılar bu büyük şiirlerden neşet etmiş eserlerdir. En sonunu da "Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da, görünmezim, cismim de yok, resmimde, dil üzmezim, dil üzmezim, tek hece var ismimde, barınağım gönül denen yer benim" diye de bitirir. Mekanı cennet olsun onun da. Ankara'ya gittiğimiz dönemlerde, onun hayatta olduğu zamanlarda çeşitli vesilelerle bir araya gelip sohbet etmişliğimiz çoktur. Güzel de anlatırdı. Hani kimi insan güzel yazar da anlatamaz ama Cemal abi hem güzel yazan hem güzel anlatan çok kıymetli bir ağabeyimizdi. Bir kez daha rahmetle analım kendisini. Şimdi bir şiir programı yapıyorsanız radyoda ya da televizyonda ya da sahne üzerinde, ki biz yıllardır Allah nasip etti devam ediyoruz, bir şiir dinletisi, bir şey gerçekleştiriyorsanız yolunuzun mutlaka düşmesi gereken şairler vardır. Kaçınılmaz olarak vardır. Onlardan biri, ki çok da kıymetlidirler elbette, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'tir. Benim şiire başlama serüvenimde de, şiir yazmaya başlama serüvenimde de nasıl anlatayım, manevi olarak katkısı çok büyüktür. Ben onun böyle tuğla gibi bir şiir kitabı vardır, Çile isminde. 17-18 yaşlarındayken, yani üniversiteye yeni başlamıştım, bir ağabeyim hediye etmişti bana o kitabı. İlk kez o zaman ben tanışmıştım. 80-81 filan yıl. Ve o gece yutarcasına o kitabı, neredeyse tamamını okudum. Dedim ki ben de yazacağım. Ben de böyle yazacağım dedim. Ve ona öykünerek önce şiir yazmaya başladım. O yüzden çok değerlidir benim için. Konuşacağız bu programda zaman zaman farklı bölümlerde Necip Fazıl Kısakürek. Şimdilik sadece böyle anmış olalım. Zaten hepimiz onun hakkında çok şey biliyoruz. Sadece şiirleriyle değil, bir dolu eseriyle, aynı zamanda hayata bakışıyla, duruşuyla yön vermiş, yol açmış, talebeler yetiştirmiş, çok büyük bir insandı. Büyük Doğu dergisi üzerinden ve Büyük Doğu yayınları üzerinden bu memleketin mayasında onun harcı büyüktür. Mekanı cennet olsun. Cumhuriyetimizin ilk yıllarında 23-24 galiba, tabii 23-24 20 civarında yanlış hatırlamıyorsam genç seçer devlet. Ya gitsinler Avrupa'da okusunlar, tahsillerini orada yapsınlar, gelsinler devlet idaresinde görev alsınlar diye.
seçilmiş 20 civarında gençten bahsediyoruz. Biri de Necip Fazıl Kısakürek'tir. Paris'e, Fransa'ya gönderilir. Sorbonne Üniversitesi'nde galiba okuması için. Fakat çok yapamaz orada Necip Fazıl, genç Necip Fazıl. Kısa bir süre sonra da çeşitli sebeplerden ötürü gerisin geriye döner. İşte o Paris'te yaşadığı o kısa süre içinde bir gece sabaha karşı kaldığı yere geri dönerken sabaha karşı Paris sokaklarında gördüklerinden yola çıkarak daha henüz 20'li yaşların başındaki bir delikanlının Kaldırımlar diye bir şiiri neşet eder, ortaya çıkar. Ve o gün bugündür hala Türk şiirinin, hani sayın 10 tane şiir deseniz mutlaka içinde sayılan şiirlerinden biridir Kaldırımlar. 1924 ya da 25, yanlış anlaşılmasın. Hani tam emin değilim ama 24 diye hatırlıyorum. Ve yayınlandığı tarihte de bütün edebiyat eleştirmenleri "yahu kim bu çocuk, bu nasıl bir şiir, bu nasıl bir ses" derler. İşte şimdi hep birlikte geceyi sabaha devrederken sokaklara çıkalım, gencecik bir Necip Fazıl'ın kaleminden Kaldırımları arşınlayalım. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık, evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık, biri benim, biri de serseri Kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi. Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır. Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim, yol gitsin. Ben gideyim, yol gitsin, iki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Tak tak, ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı, gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme, örtün seri karanlıkları. Uzanıverse gövdem taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı işi. Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında. Yürüyorum, ardına bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa karışan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum.
kaldırımlar. Duyulur ses kesilince sesi. Kaldırımlar. İçimde uzayan bir lisan. Güzel okudun. Tebrik ediyorum. Bu arada tabii analım bestekarını da bu güzel şiire Yücel Erzen'in bir bestesiydi. Dinlediğimiz şarkı bölümü kaldırımların. Kaldırımlar içimde uzayan bir lisan. Müthiş. Necip Fazıl Kısaküre'yi büyük şair yapan bir dolu sebep var hiç kuşkusuz ki. Benim çok haddim harcım da değil hani şudur budur diye anlatmak ama özellikle sembolleri çok iyi kullanan ve bu kafiyeli şiir meselesini adeta yeniden oluşturan bir şairdir. Yahya Kemal bir, Necip Fazıl iki. Benim için öyle yani. Ben öyle değerlendiriyorum. Semboller demişken uzun yıllar, şunu da anlatayım da öyle bitirelim. Uzun yıllar çok merak etmişimdir. Üstadın Necip Fazıl'ın Canım İstanbul diye bir şiiri vardır. 1960'lı yılların başında yanılmıyorsam kaleme aldığı şiirlerden biridir. Yani orta dönem şiirlerinden biridir, öyle söyleyelim. İstanbul'u anlatan hani 5 tane şiir söyle deseniz, işte Orhan Veli'nin İstanbul'u dinliyorum söylenilebilir. Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'u tabii, o da müthiştir değil mi? Sevgili Kubilay, sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul. Görmedim, gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer. Ömrün oldukça gönül tahtıma keyfince kurul, sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer. Gibi sayılabilir, Ziya Osman Saban'ın İstanbul türküsü, seni görüyorum yine İstanbul, minare minare, ev ev, meydan meydan diye başlar. Biri de hiç şüphesiz Canım İstanbul şiiridir, Necip Fazıl Kısaküre'nin. Orada bir dize vardır. Uzun yıllar çok merak etmişimdir. Yahu ne anlatıyor, ne demek istiyor acaba, neye işaret ediyor diye. Dize şu: her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar, işte perili ahşap konak, koca bir ev kadar diye devam eder de. Bu her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar dedim, herhalde Osmanlı döneminde çok fazla yangın oluyormuştur. Herhalde Üstad Necip Fazıl hani ona işaret ediyor. Çok yangın görmüştür Üsküdar bu yönden, hani çilekeş bir semttir, ilçedir filan diye. Sonra bir gün öğrendim ki Nurullah Genç ağabeyim anlattı. Birinden yani dinledim. Hatırlamıyorum şimdi. Yanlış olmasın. Necip Fazıl Kısaküre'nin Büyük Doğu yayın evi Cağaloğlu'nda. Böyle valilikten yukarı doğru tırmanırsınız. Valiliği geçtikten biraz sonra solda bir han içindedir. Ve oradan her gün vapurla Anadolu yakasında oturur üstad. Vapurla Eminönü'ne geçer. Daha sonra da yine akşamda işte vapurla geri döner. Şimdi akşam saatinde Üsküdar'dan ve Eminönü'nden Üsküdar vapuruna bindiğiniz zaman eğer açıkta yolculuk ediyorsanız, şöyle vapur Üsküdar'a doğru yaklaşırken güneş yavaş yavaş batmaya başladığı saatlerse eğer, o hemen Üsküdar'ın kıyısındaki evlerin camlarında böyle oynaşmaya başlar güneş ışıkları. İşte her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar meğer o oraya işaret eden bir dizeymiş. Ben bunu öğrendiğim zaman çok etkilenmiştim. Yani şairlik böyle bir şey. Hani akşam güneş ışıkları raks ediyor camlarda. Öyle değil. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar diye anlatıyor. Onu Üstad Necip Fazıl Kısakürek, işte o yüzden de ona Üstad diyoruz. Bugün başka şiirlerimiz de var aslında, vardı ama süremiz doldu. Bugünlük bizden böyle, bu kadar olsun. Umarım bizimle birlikte şiirden yana vakit ayırdığınız için memnun kalmışsınızdır. Ben hem kendi adıma hem değerli sanatçı kardeşim, dostum Kubilay Doğan hocamız adına, hem bu programa emek veren kıymetli yönetmenimizden tutun bütün arkadaşlarımıza kadar, Vav TV'nin çeşitli değerli çalışanlarıyla
Size şükranlarımızı sunuyoruz. En kısa sürede tekrar farklı şiirlerle yeniden Vav TV'de bir arada olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.